sahadan bahsediyoruz, sokaktan bahsediyoruz. Bireyi düzenliyor adam. Şimdi adına ne derseniz deyin, ne tür bir toplum olursa olsun, birey yanındaki insana en basit bildiği bir doğruyu paylaşma hakkı var mıdır, yok mudur? Vardır. Olması gerekir. İnsan bu. Ben bu, yani ifade özgürlüğü dediğimiz şey, bunu elinden almaya çalışıyor. Devlet yönetimine falan, oralara hiç gelmeden daha. Siz bir toplum bir yasak, yanlış fiili, yanlış olarak bildiği, değerlendirdiği bir fiili gördüğünde en soft argümanlarla bile ya bu yanlış diyor ise bundan rahatsızlık duyuyor. O bildiği değeri anlatmaya, yaymaya, halbuki buna hakkı olması lazım. Bu insan. Ve ilgi gördükçe, paylaşıldıkça bunu yayabilmesi lazım. O da diyor ki kardeşim seninki sana ne diye millete bulaşıyorsun? Bunlar herkesin bir çeşit dini olur, bir şey inancı olur. Çok da önemli değildir. İnanç, rengi, türü ne olursa olsun kişiyle ilgili kalsın, orada kalsın. Bu paylaşımda olmasın, dolaşımda olmasın. Bu önemsizleştirilsin. Esas önemli olan kişilerin tüketim hakkıdır. Kişilerin her istediklerini yapabilme hakkıdır. Bireysel özgürlükleri de bununla sınırlı görüyor. Dolayısıyla bu nasıl bir, bırakın şeye, devlet yapısına, meşruiyeti oralardaki, bu en temel insani hakkı bile örseliyor. Ben bunu böylece inanıyorsam, bunu çevremle paylaşıyor isem, sahip olduğum imkanlar, evim var, barkım var, arabam var, işlerim var, bireysel kendi şeyinde, bu alanda bu imkanlarımı aksi gördüğüm kimselere kullandırtmıyor isem benim hakkım. Yani ben şu fiilin yanlış olduğunu düşünüyor isem, dükkanımı böyle bir şeye, böyle bir şeyin satışını yapmak isteyen kimseye vermeme özgürlüğüm olmalı. Bu benim doğrularımı yaşamamın bir parçası. Adam bunu arızalı bir davranış olarak görüyor. Ya sen ver kardeşim içkiciye dükkanını, tefeciye dükkanını, sen kirana bakarsın, adamın yaptığı iş onun, sana, bize bunu öğretmek istiyor. Biz bunu reddetmek durumundayız. Hayır, ben dilimin yet, elimin yettiği yerde kendi doğrularımı, elimin yettiği yerde kendi ellerimle yaşarım. Kendi ailemde, çevremde, malımın, gücümün, sahamın ulaştığı yerlerde yaşarım. Ben fabrikama işçi alıyorsam şu türden benim işim bu yani. Ben alırım, ben şu işçilerimi tercih ederim, şunları almam. Şu eylemleri yapan insanları etrafımda görmek istemiyorum. Dediğiniz yerde sizi hemen yaftalıyor, küçük düşürüyor, önünüzü kesmeye çalışıyor. Halbuki bunun tam tersini kendi anlayışına uygun olursa kendisi yapıyor. Kendisi o tür masiyetleri yapanları özellikle alıyor. O seçiciliği kendisi yapıyor. Sizin bahsettiğiniz türden doğrulara sahip kimseleri önünü kesiyor, almıyor. O bunları yaparken ben diyor bunu nötr olmak adına yapıyorum. Ya senin nötr dediğin şeylik doğrulardan uzak olmak. Tamamıyla ipini kırmak anlamına geliyor. Sen onu bana dayatıyorsun. Diyor ki mesela şöyle bir tip olmalı eğer hüküm verecek kişiyse hakim. Efendim başörtülü olamaz mı? Olamaz diyor. Niye? Olursa efendim o yandan yana taraf olduğunu göstermiş olacak. İyi de böyle olunca da bu yandan yana taraf olduğunu göstermiş olmayacak mı? Seninkinin asıl olduğu, senin dediğinin nötr olduğunu sen bana dayatmış olmuyor musun? Dolayısıyla aslında dayatma tersinden işliyor. Doğrular vardır, yanlışlar vardır. Ben kendi doğrumu ifade edebilme özgürlüğüm yok. Benim doğrum göklerin ve yerin yaratıcısına karşı şükran ile, minnet hissiyle yaşadığım sürece kulluk etmek ise ve benimle bu duyguları aynen paylaşan insanlar, ki %99'una yakın bu coğrafyada paylaşıyorlar, hamdolsun bizi yaradan kudrete, ona saygı duyarız diye, bunu siz bu toplumsal metnin, yani mutabakatın bir parçası yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. O %1'e tekabül eden azınlık kendi dediğini dayatıyor. Orada bunu zikredemezsin diyor. Allah'ın adını orada anamazsın diyor. Niye anlamayacakmışım? Sen niye onu bana dayatıyorsun? Aslında kendi de doğru dediği şeyi fiili bir durum olarak karşımıza getirmiş, dayatmış.
Ve onu işletiyor. Bize bireysel anlamda da bireylerin oluşturduğu kolektifle, kolektif gruplar olarak da bir toplum olarak da hatta ekseriyet, galibiyet, kahir ekseriyet olarak bile söz hakkı tanımıyor. Halbuki biz yani oraya kadar bile şey kaybetmişiz, mevzi kaybetmişiz. Ben konuşabilmeliyim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a bu coğrafyada minnet hissi ile bu vatanı bize verdiği için, bu imkanları, bu cennet parçası, yurdu bize verdiği için yaşadığımı daha devletimin ilk şeyinde zikretmek istiyorum. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal demek istiyorum. İstiklalimi de varlığımı da hakkı olan kulluğumun bir parçası olarak anmak istiyorum dediğiniz yerde o diyor sen neler söylüyorsun? Onları sana vermiyorum. Kim kime neyi dayatıyor? Daha bireyin konuşma hakkını ağzına tıkamış. Biz böyle düşünenler bunu böyle şuraya yazmak istiyoruz dediğiniz yerde bile size karşı çıkıyor. Dolayısıyla bireysel alanı kuşatmış durumda şu anda. Bireyin damarlarını kesmekle meşgul şu anda. Bırakın devlet yapısını bilmem şuyu buyu. Birey kendisini doğru düzgün ifade edebildiği bir alana bir sahip olsun, kavuşsun. Bu özgürlüğünü bir bireye verelim, yaşasın. Zaten toplum buna göre şekillenecektir. O şey var ya hani bayrak kaldırıyorlar kırmızı beyaz. Bireylerin her biri kırmızı beyaz kaldırıyor. Uzaktan baktığınızda bir yazı okunuyor. O toplum olarak görür gözüken yazı her bir bireyin aksettirdiği şeyden oluşur. Dolayısıyla her bir bireyi ayrı ayrı çalışıp, ayrı ayrı aşındırıp, ayrı ayrı özgürlüklerini yok etmek istiyor. Özellikle doğruları seslendirmek, hakkı tavsiye etmek, hakkı paylaşmak ve yaradan olan kulluğunu yaşamak isteyenler açısından bu sıkıntı söz konusu. Yoksa ötekiler almış başını gidiyor. İneğin ineğe tapsa bile, kediye tapsa bile, şeytana tapsa bile onlarla problemi yok zaten adamın. Ve bu söylediğimiz en çok özgür olduğu söylenen Batı'da da böyle, Amerika'da da böyle. Düne kadar çok sınırlı sayıda kendi toplumlarını, anlayışlarını, geleceklerini hiç etkilemediği için ses çıkarmıyorlardı belki ama bugün internet sitelerine varıncaya kadar, toplum hayatındaki varlıklarına varıncaya kadar bütün tahammülsüzlüklerini artık peyderpey izhar ediyorlar. Yakında yasaklar getirmeye, müdahale etmeye, hatta kovmaya kadar varan tedbirler alabilirler. Küfür bu anlamda tarih boyunca hep tahammülsüz olmuştur. Çünkü hakkın keskin gücü doğruluğundadır. Onun o doğruluğuyla izhar edilmesi, konuşulması karşı tarafı yani batılı tir tir titretir. O sebeple biz bir ifade özgürlüğümüze kavuşabilsek, bir konuşma özgürlüğümüze, paylaşma özgürlüğümüze kavuşabilsek, kânû lâ yetenâhavna, bizi daha yanlış bulduğumuz şeyi ben bunu yanlış buluyorum deme özgürlüğünden bile mahrum etmiş durumdalar. Bu yaptığınızı ben yanlış buluyorum, bana göre değil. Şiddet kullanmak yok, müdahale etmek yok, elini tutmak yok. Bunların hiçbirinden söz etmiyoruz. Zaten böyle bir hakkımız da yok. Allah Azze ve Celle yaratmış, kula özgürlüğünü vermiş, masiyetini de işleme imkanını vermiş. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten ortada. Ama doğruları paylaşmak hususunda da sorumluluğumuz var. Bunu da kimse engellememeli. Engelleyenlerle de mücadele etme zorunluluğumuz var.